Selamlar herkese, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Merkez Estetik Geometri kanalından İlhan Hocanız. Dün bir video paylaşıldı, video Alan Baker sayfasından ve Animation vs. Geometry videosuydu. Zaten hatırlarsan turuncu bir çöp adamımız var ve animasyonla aslında sana tüm dersleri anlatmaya çalışıyor. Matematik versiyonu, fizik versiyonu da izleyebilirsin. Şimdi bana çok fazla sorulduğu için hocam burada ne demek istiyor, hocam şu dakikada ne söylüyor tarzında sorular geldiği için ben de bunu kamera karşısında geçip birlikte izleyerek, yani kendi reaksiyonumu bazı tanımlarla YKS düzeninde bazı benzerlikler var mı veya biz neler gördük bunları birlikte görelim istedim. Umarım eğlenceli bir video olur. Hadi hazırsan gel şöyle izleyelim. Kulaklığımı ben takayım. Şimdi başlatıyorum. Bir nokta geldi. Aslında geometri noktayla başlıyor bak. Nokta geldi ve noktanın içerisinden ikinci bir noktaya doğru bir çizgi çekti. Aslında aynı doğrultuda noktalar kümesi bize doğruyu tanımlıyordu. Tam olarak burada bunu anlatıyor. Kahramanımız geldi. Turuncu çöp adam. Bir doğru üzerinde sağa sola bakıyor. Kontrol ediyor. Nokta isimlendirildi. A ve B. Bak. Şu an AB doğru parçası oldu. Bir nokta daha çıkardı. Wow. Aşağıya doğru bıraktı. Koordinat sistemi çizebilir. Aa, ışın yaptı. Başlangıç noktası belli. Sonsuza kadar giden doğruya ışın. Ve bu iki ışın kesiştiğinde ne ortaya çıkarttı? Bak, açı ortaya çıkarttı. Dar açı, geniş açı, dik açı. 90 derece ters açıların da birbirine eşitliğini gösteriyor. Oo, süper yapmış ya. Burada komşu durumda açılar var. Komşu bütünler açılarımız. Ve uzunluğa geçti. Bir dakika. Bak. Açıyla anlattıklarına baktığımızda aslında senin geometride noktayla başladığın bir düzen var. Noktadan doğruya geçiş yaptı. Ve doğrudan ışına geçiş yaptı. Işından da açı oluşturdu. Gerçekten çok güzel yapmış. Çünkü bizim bugünkü müfredatımıza baktığımızda temel kavramlar dediğimiz ifadeler de böyle başlıyor aslında. Şimdi uzunluğa geldi. Çok merak ediyorum. Bak. Uzunlukta şimdi tam orta noktada. Kendi arasındaki oranları kontrol ediyor. Bir ışık çıktı. Dur. Onu da dikkatini çekti. Kontrol ediyor. Bir ışık daha. Oradan geçince bir şey oluyor. Sence ne olabilir? Bak bak bak. 1.6. Altın oran ortaya çıktı. Fi sayısı. Wow. Çok güzel yapmış. Ama genelde önceki animasyonlarında ortaya çıkan bir sayıyla genelde tartışıyor, kavga ediyordu. Bakalım burada da bunu yapacak mı? ...90 derece. Aa, orada kaldı. Yardım etti. 60 derecelik bir açıyla yardım etti. 30-60-90 üçgeni ortaya çıktı. Bak burada bir yansıma yaptı. Sonra... Wow. Ne oldu burada? Bir dikdörtgen oluşturdu. Eş dik üçgenlerle aslında hipotenüsleri ortak dik üçgenler. Ve bu sayede bir dikdörtgen ortaya çıkarttı. Bakalım ne yapacak? Oo. Bunu hatırlıyorsun. Üçgende benzerlikte bak. 90 derece ne yapmış oldu? Bir nokta etrafında saat yönü tersinde ne yaptı? Döndü değil mi? Yani burada bir döndürme gerçekleştirdi. Peki, gerçi burada saat yönü şeklinde. Peki ben burada aslında şunu da söyleyebilirim. Hani alfa beta yazıyorduk ya sorularda. Aynı mantıkla alfa beta yazıp 90'ların karşıları eşit olduğunda biz bu üçgenlere eş üçgenler diyorduk. Devam edelim. Simetri yaptı yine. 150 derece çevirdi. Eş üçgenler ortaya çıktı. Wow. Bir kare. Bak 45'lerden fark ettim. Bir kare ortaya çıkarttı. Beşgen, altıgen, yedigen, sekizgen. Maşallah. Oo. Bir çember ortaya çıkarttı. Yani burada da aslında şöyle geriye alacağım biraz. Aslında düzgün çokgenlerin çemberle ilişki olduğunu, yani biz düzgün çokgen sorusu çözerken etrafına bir çember çizerek, eğer bir açı sorusuysa, hızlı bir şekilde aslında soruya ulaşabiliriz. Cevaba ulaşabiliriz. Bunu da ekstra vereyim dedim. Şimdi biraz geriye alacağım. Şuradan devam edeceğim.
güzel yapmış animasyonları. Evet, en güzel kısma geldik. Fark ettin mi? Bak 90 dereceye bak. Bu 90 derece çapı gören çevre açı. Aşağıda bak, tam çemberin tam ortasından geçiyor. Aşağıda 180 derece var. Çapı gören çevre açı 90 derece. Hareket ettiriyor zaten. 52 derece, 38 derece altın üçgen. Bak kenarları fark ettin mi? Bak, kenarlara dikkat et. Durduracağım tam orada. Bak 90, 52, 38 derece. Kök içerisinde fi. Hipotenüs sadece fi. Diğer kenarımız 1. Çok güzel yapmış. Bakalım neler olacak. Burada bir kare çizdi. Diğer dik kenarın da karesini çizdi. Ve üçüncü hipotenüs kenarının da karesini çizdi. Bu zaten Pisagor teoremi. Pisagor teoreminin ispatını bakalım yapacak mı? Merak ediyorum. O animasyon çok güzel olmuş. Bak şimdi. C kareyi ayırdı. A kare ile B kareyi topladı. Yani var olan alanı yükseklikleri eşit olacak şekilde yukarıya doğru aslında birleştirdi. Ve A kare ile B karenin toplamının neden C kare olduğunu aslında Pisagor demeden göstermiş oldu. Çok güzel yapmış. Devam edelim. Anlaşma yapmış. Çok güzel. Hiper boyutlu bir cisim geldi. Yani animasyonu yemeye başlıyor. Animasyonu parçalamaya başlıyor. Film gibi resmen ya. O diğerlerinden farklı olarak bunlar yani beraber çalışıp kaçmaya çalışıyorlar. Bak fi sayısı olduğu için Fibonacci nedir? Bir önceki sayıyı topladığında aslında bir sayı dizisi oluşturuyordun. Bak burada da fark ettiysen hep böyle bir mesela 0, 1, 1, 2, 2, 1, 1 topladın. Aynı şekilde ne yazıyorsan önceki sayıları toplayarak Fibonacci serisi oluşturuyor. Burada da aşağıya yani yere bir Fibonacci sayısı bıraktı. Onları da mermi olarak kullanacak herhalde. Evet. Süper olmuş. Bakalım kurtulacaklar mı? Oo teker. Fibonacci sarmalına döndü bak. Mesela kareleri düşün. 1-1-2, 2-1-3, 3-1-4. Çok güzel yapmış. Ama hiper boyutlu cisim durmuyor. Kaykaya geçtiler. Bir dik üçgen oluştu. Film sahnesini çizmiş resmen ya. Çember çizdi. İçeriye bak. Çok güzel. Bak bak. Dur. Orayı ben bir geriye alacağım. Orada durdurmaya çalışacağım. Bak şimdi. Çember çiziyor. Çevre açı ile merkez açı aynı yayı gördüğünde. Bak şimdi. Bak burada içeriye bir çember çiziyor. Bir, yani bir üçgenin çevrel çemberini çiziyor diyebilirim. Bak iyi izle. Burada aslında bak 72 artı 72 görüyorsun değil mi? 144. Arka tarafta aynı yayı gören çevre açıya baktığında o da onun yarısı. Ya çok güzel bağlamış ya. Çok güzel olmuş. Konu anlatımı yapıyor resmen. Şimdi uçuyorlar. Kağıttan uçak yaptı. Bakalım nasıl kurtulacaklar ya, ben de çok merak ettim. Kocaman bir beşgen yaptı. Neden beşgen yaptı? Çünkü fi sayısıyla beraber kaçtıkları için aslında düzgün beşgene baktığında kenarlara 1-1 verdiğinde düzgün beşgende bir tane köşegen var. Köşegen de kök 5 artı 1 bölü 2 yani altın oran. Oo çok güzel bir yere bağlanıyor, dur bakalım. Oo. Daha da büyüyor tabii ki. Ama düzgün beşgeni de
Yemeğe başladı. Savaş kızıştı. Ya bak, dış teğet çemberinden oklar atıyor ya. Çok güzel yapmış ya. Ha bak, burada bir şey anlatıyor. Bir küpün içerisine yerleştirelim diyor. Sonra bak, küpün içerisine yerleştirip aslında içerideki hacmi daraltalım ki yok etmemiz daha kolay olsun diyor. Resmen yani ÖSYM tarzı soru yazdı ya. Dur bakalım, yapabilecekler mi? Etrafına bir üçgen çiziyor. Aslında düzgün dört yüzlüğünün içerisine hapsetmiş oldu. Tetrahedron diye geçiyor. Şimdi aynısını aşağıya da çizdi. Bak. Şu an bir tetrahedron, yani dört yüzlüğünün içerisine hapsetti. Ağırlık merkezleri sanırım. O tam orta noktası değil. Ağırlık merkezleri birleştirildiğinde bir küp oluştu. Yani küpün içerisine hapsetmek istedi. Tetrahedronun ağırlık merkezlerinden birleştirmiş oldu. Ya başka bir şey demiyorum ya. Kaçmaya çalışıyor. Ha bak, sarı dikdörtgenler. Yani altın dikdörtgenler yapıyor. 90 derece çevirdi. 90 derece çevirdi. Kesiştiriyor bunları. Ve noktaların hepsini birleştirdiğinde 8 yüzlü ortaya çıktı. Bakayım, 8 yüzlü mü o ya? Daha fazla herhalde. Ha, kendisi aynısından çizdi. Tamam. İçine hapsetti. Resmen bir film sahnesi ya. Son sahne izliyor olabiliriz. Simetri yaptı. 90 derece çevirdi. 12 yüzlü yaptı şimdi de. Wow. Yok etti ya. Şimdi bak, yansımalara geldi. Ayna yansımaları. Düzgün beşgenlerin içerisinde. Sonsuzluk gibi bir yol çizdi aslında bak. Aa. Eski karakterlerden biri. Bu da herhalde devamı gelecek mi demeye çalışıyor. Çok güzel yapmış ya. Bayıldım. Bayıldım. Gerçekten mükemmel ötesi yapmış. Yani aşırı beğendim. Çünkü resmen videonun başında temel kavramlardan başlayıp önce 2 boyut, sonra 3, 4, 5, 6, 7 sonsuz. Yani sonsuz çokluktaki bir boyuta geçmiş olduk. Yani bu sürecin içerisinde de belli başlı geometrik terimleri kullanması, çemberi kullanması, benzerliği kullanması. Yani bir noktaya etrafında 90 derece dönmeyi, simetriyi. Yani resmen geometri özeti bir video olmuş. Aşırı beğendim. Yani böyle tekrar tekrar izlemek istiyorum böyle ayrı ayrı böyle düşünerek. Ama bu videoyu da yapma sebeplerimden bir tanesi birkaç arkadaş yazmıştı. Hem Instagram'dan hem de YouTube'dan. Hocam, bu videoyu inceler misiniz, bize anlatır mısınız diye. Ben de en azından bir reaksiyon videosu şeklinde sizlerin karşısında bu videoyu izlemek istedim. Eğer farklı videolarınız varsa bu tarz, benim gördüğüm en azından çok bilinenler arasında bu olduğu için, farklı videolar varsa böyle bir konsept yapabiliriz. Neden olmasın? Yani ben eğlendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoya beğeni bırakarak, bu serinin devamının geldiğini de bana göstererek en azından beni desteklemiş olursunuz. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ederek bir sonraki videoda görüşmek üzere diyerek, zaten biz bir kamp başlattık ve bu kamp da 13 Temmuz'da başlayacak. TYT-IT geometri kampımızda da zaten 4 ay önce ben buna benzer animasyonları eski kampa yerleştirmiştim. Animasyon yapmayı çok seviyorum. Kampta da en azından karşı tarafa bazı şeyleri söylemeden, en azından görsel hafızayla bazı şeyleri anlatmak bence bu işin en değerli kısmı. Zaten Alan Becker da bunu yapmış. Tüm dünyada ortak dille, yani sadece görüntüyle her şeyi anlatmaya çalışmış. Baksana mesela, bununla ilgili videoyu yorumlayabiliyoruz. Farklı farklı ülkelerden eminim yorumlayanlar olacaklardır. Gerçekten ben çok beğendim bu videoyu.
Umarım sen de beğenmişsindir. Bir sonraki videoda veya kampta o zaman seni görmek istiyorum. Kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar. Bay bay.